arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sarı sarı çiçeklerle ördüğümüz güzel bir çantamızla sizlerle birlikte olacağız. Şöyle güzel yeşil minik bir kulbu var çantamızın. Şöyle gördüğünüz gibi tomur tomur da çiçekler çalıştık. Evet, bu çantamızı taban kısmından örerek yaptık. Daha büyük çalışmak isteyen arkadaşlarımız zincir sayısını fazla çekerek geri kalan bütün işlemlerimizi aynı şekilde devam ettirebilirler. Sadece yapacakları tek fark, zincir sayısı istedikleri ölçüye kadar uzatıp diğer işlemlerimiz birebir aynı şekilde devam edecek. Yapraklarımızı ördük, taban kısmını tamamladıktan sonra ve tomurcuklu tomurcuklu olan çiçeklerimizi de ördük ve 3 sırada bu güzel çalışmamızı tamamladık. Sonra tabanımı çalıştığım rengimle biraz daha üst sırada çalışmamı yaptım ve yeşil rengimle şöyle güzel bir çalışmayla tamamladım ve en son bir de sarı kurdelemi takıp piyongumla çantam kullanıma hazır hale geldi prenseslerimiz için. Evet, kolay gelsin diyelim, hemen bu güzel çantamızın yapımına geçelim. Kolay gelsin. Zincirimizi çekerek çantamızı örmeye başlayalım. Bir tane düğümümü attım. İpimi şöyle rahatlattım, ilmeğimi ve zincirimi çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30. Çantamızın tabanı için 30 tane zincirimi çektim. Şimdi trabzanlarımıza başlayabiliriz. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. Üçüncü zincir yuvasına gelerek batıyorum. İpimi çıkardıktan sonra doladığımla birlikte ve diğer ilmeğimi örüyorum. Yani iki defa da çekiyorum. Sırası ile zincirlerimizi atlamadan iki defa da çekerek örüp devam ediyoruz. Bütün zincirlerimize batıyorum. Bir, iki defa da çekiyorum. 1 ve 2. Zincirim bitene kadar trabzanlarımı ördüm. En son zincirimizin içerisine de bir tane trabzanımı ördüm. Şimdi burada dönüşümüzü ve artışımızı yapacağız. Onun için buraya 5 defa trabzanımızı öreceğiz. Tığımın başını doluyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane trabzanımı ördüm ve şimdi tam karşısına gelen yere girerek bir tane daha trabzanımı buraya örerek dönüşümü başlatıyorum ve ipimi şöyle yatırıyorum. Ve birer birer şurada tam karşılarına gelecek yerde trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Trabzanımın diğer yarısını karşılarına örüyorum. Bakın şuradaki zincirimizin diğer yarısını, pardon, bakın şuradaki bölüme giriyorum. Karşılıklı trabzanlarımız oluyor. Başa kadar geldim. Bütün trabzanlarımı ördüm. Şimdi bu tarafta da aynı buradaki artışlarımızın tekrarını yapıyoruz. 5 tane trabzanımızı buraya örüyoruz. Tığımın başını doluyorum. 1 aynı yere, 2, 3, 4, 5. ve son trabzanımı örüyorum. 2. sıraya geçiyorum. Şuradaki, bakınız, ilk trabzanımın tepesine girip ilmeğimi şöyle kaydırıyorum. Ve 3 tane zincirimi çekerek 2. sıramı başlatıyorum. Ve birer birer devam ediyorum trabzanlarımın üzerine örmeye. İlk trabzanımı bakın şu şekilde görmekteyiz. İkinci trabzanımı batıyorum. Üçüncü, dördüncü saymaya gerek yok. Köşedeki dönüş yerine, yani 5 tane trabzan ördüğümüz yere kadar birer birer örerek devam edelim. Trabzanlarımı örerek geldim. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan örmüştük. Bakınız buraya geldik dönüş yerine. Hemen bu ilk ördüğüm trabzanı, yani 5 tanenin ilkini bu
Atıyorum aynı yere bir tane daha örüp çift olarak örüyorum. Bu 5'i çift olarak öreceğiz. Birincisini ördüm. Sıradakini yine çift örüyorum. Bu ikinci çiftimiz oldu. Bir çift, iki çift. Üçüncü çiftimi örüyorum. Aynı yere batıyorum. 1, 2, 3. Dördüncüyü örüyorum. Aynı yere dördüncüyü ördüm. Beşinci ve son çiftimi örüyorum dönüşümüz için. 5 tane çiftimi ördüm. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 çiftimizi ördükten sonra kalanı birer birer örerek diğer köşemizde de aynı işlemi yapmak üzere burayı örerek ilerletiyorum. Köşemizin olduğu bölüme doğru geldim. Şimdi 5 tane artışımın hepsini çifter çifter örüyorum. İlkine batıyorum. Bakınız bu birinci çiftim. 1. İkinciyi örüyorum. 1 battım. Aynı yere batıyorum. 2. Üçüncü çiftimi örüyorum. Batıyorum. Aynı yere. 3. Dördüncü çiftimi örüyorum. Aynı yere batıyorum. 5. ve son çiftimi örüyorum. Evet. Sayalım bakınız. 1, 2, 3, 4, 5. Köşemizin dönüşünün 5 tane çiftini ördüm. Şimdi geçişimi yapıyorum. Şuradaki zincirimin üzerine batıyorum. Tığımın başını geçiriyorum. İlmeğimi alıyorum buradan. Bir tane de zincirimi çekip ipimi buradan kesiyorum. Tabanımızı bu şekilde yaptık. Şimdi yapraklarımızı örmek için hazırız. Şöyle açık bir yeşil kullanıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Ve hemen örmeye başlıyorum. Zincirimin üzerine gelip batıyorum. Buradaki trabzanıma. Sabitliyorum ve bunu bir tane zincir sayıyorum. 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Bir tane daha çekeyim. Zayıf kaldı. Bir defa başını doluyorum. Yuvaya giriyorum. 1 ve 2 defa da çekiyorum. Bu ipleri de şöyle büküp altından yürütelim. Araya 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Aynı yuva içerisine giriyorum. 1, 2 defa dalıyorum. Aynı yere batıyorum. 1, 2. Evet, 3 tane zincirimizi çektik. Aynı yere trabzanımızı batarak ördük. Araya 3 zincir tekrar. 2 tane trabzanımızı da yine aynı yuvaya ördük. Yani toplamda 4 tane trabzanı aynı yuva içerisine örmüş olduk. Tığımın başını doluyorum ve saymaya başlıyorum. Birinci, ikinci trabzanımı atlıyorum. Üçüncü trabzanıma şöyle iplerimi de arkadan gizleyerek batıp örüyorum. Aynı yere 2 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 zincirimi çekip tekrar 2 tane trabzanımı örmek için giriyorum. Sayıyorum. 1 atlıyorum, 2 atlıyorum, 3.'ye batıyorum ve iplerimi de yine şu şekilde gizliyorum ki kötü görünüm olmasın. Sonraya da iş kalmasın. 1, 2, 3. Aynı yere batarak 2 trabzan daha örüyorum. Ve devam edelim. Bir daha yapalım. 1 atlıyorum, 2 atlıyorum, 3.'ye batıyorum. 1 trabzan aynı yere, ikinci trabzan. Araya 1, 2, 3 zincir ve tekrar aynı yere 2 tane trabzan. Şöyle devam edelim. Sona kadar örerek geldim. Yeşillerimizi 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan şeklinde ördüm. En son trabzan grubumu ördükten sonra şuradan yeşilimin ilkine batıyorum, geçiriyorum ve bir tane zincirimi çekip ipimi buradan kesiyorum. Çiçeğimi örmek için sarı rengimi alıyorum. Bir tane zincir çekip düğümümü atıyorum ve ipimi kestiğim yerin bu ortadaki zincir bölümüne giriyorum ve buraya sabitleniyorum. İpimi şöyle yatırıyorum. Sarı rengimi ve ilmeğimi çektim, uzattım. Fıstık öreceğim burada. Puflar yapacağız. 1, 2, 3 defa çektim. Ve tek seferde içinden çıktım. 1, 2, 3. Kapadığımla birlikte 3 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar araya giriyorum. 1,
2, 3 defa çekiyorum. İçerisinden geçiyorum. Hepsini aynı anda. 1, 2, 3. Üçüncü ve son kez yine giriyorum. 1, 2, 3 defa da çekiyorum. Tek seferde içinden çıkıyorum. Bir tane kapatıyorum. Bir kapadıktan sonra buradan şuradaki fıstığımızı ilk kapadığımız yerin altına giriyorum. Buradan bir tane zincir çekmiştik. Bakınız şöyle geçiriyorum ve burayı şöyle toplu bir şekilde kapatıyorum. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Diğer fıstık grubunu örmek için geçiyorum. 1, 2, 3 defa ördüm. Aradan çekiyorum. Şu aradaki zinciri 2 yapalım. 3 fazla olacak. 2 yaptık. Bakınız bir tanesini aldım. 2 zincirimiz olacak. 1 ve 2. 2. Doluyorum. Yuvaya giriyorum. 1, 2, 3 defa sardım. Tek seferde çektim. 1, 2, 3. Tekrar giriyorum. 1, 2, 3. Tek seferde çektim. Kapattığımla birlikte bakınız 1, 2, 3 tane zincirim oldu. Ve yeniden giriyorum. 1, 2 ve 3. Tek seferde çekiyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Ve sonra ilk fıstığımın tepe noktasına giriyorum. İlmeğimi alıyorum. İçinden geçiriyorum. Ve 1, 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Oradaki diğer yuvaya girerek yeni fıstığımı örüyorum. 2 doladım. Üçüncüyü doluyorum. Tek seferinde çekiyorum. 1, 2, 3. Tekrar başını doladım. 1, 2 ve 3. Tek sefer geçtim. 1, 2 ve 3. 3 tane kapadığımızla birlikte zincirimiz. Ve yeniden 1, 2, 3 tane çektim. İçinden geçtim. Ve bir zincir. Batıyorum. İlkin tepesine ilmeğimi alıyorum. İçerisinden geçiyorum. 1 ve 2 tane de zincirimi çekiyorum. Böyle top top çiçeklerimizi örerek sona kadar geliyoruz. Sarı çiçeklerimizi sırasıyla örerek geldim. Çepeçevre ördüm. Şöyle bakalım. Hepsini bütün sıramızı tamamladıktan sonra en son birleştirmeye 3 tane zincir çekiyorum. Araların hepsinde ikişer zincir çekmiştim. Son birleştirmek için 3 zincirimi çektim. Ve buradaki başlangıç yerimdeki şu birleşme kısmına gelerek batıyorum. İpimi geçiriyorum ve bir tane zincir çekerek kesiyorum. Ve sarı rengimizde olan işlemimizi de tamamlamış oluyoruz. Çiçeklerimizi bitirdikten sonra şimdi araya altını ördüğümüz rengimizde şuradaki görmüş olduğumuz boşluklara 3'er tane trabzanımızı öreceğiz. Hemen ipimi alıyorum. Kestiğimiz için herhangi bir yerden başlayabiliriz. Hiç önemli değil. Bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum. Şu şekilde dıştan tutuyorum. Ve herhangi bir yerden bakınız şuradan giriyorum. Bir düğüm attım. Bağlanıyorum ve bunu bir zincir olarak sayıyorum. 2, 3. İpimi sıkıştırıyorum. Ve buraya 3 tane trabzan örüyorum. 2, 3. Diğerin aradaki 2 zincirin bulunduğu yere geliyorum. 3 trabzan da buraya örüyorum. 1, 2, 3. Her bir araya 3'er trabzanlarımızı örüyoruz. 2 zincir çekmiştik. 3'er trabzan örerek bu sıramızı da tamamlıyoruz. Bir dolayıp 2 defa da örüyorum. 1, 2 ve 3'üncüyü ördüm. Trabzanlarımızı 3'er 3'er örerek geldim. Şöyle gördüğümüz gibi bakınız yapraklarımızı, sonra sarı çiçeklerimizi, aramızın bölümünü ördüm. Bu sıramızda yine aynı yapraklarımızı şu aradaki boşluklarımıza öreceğiz. Önce krem rengimizde olan sıramızı kapatalım. 3 tane zincir çekmiştik. Bakın şöyle araya tığımın başına girdiriyorum. İlmeğimi geçiriyorum içerisinden. Bir tane de zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum. Şimdi tekrar
Yeşil rengimizle yapraklarımızı çalışacağız ve bundan sonra sıralamamız bu şekilde devam edecek. İstediğimiz büyüklük ne kadarsa, yani ne kadar uzunlukta örmek olmasını istiyorsak çantamızın, ona göre yeşilimiz, sarımız, aradaki kremimiz, yeşilimiz, sarımız, aradaki kremimiz şeklinde istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Şimdi yeşil rengimi alıyorum. Birlikte büyütme işlemini yapalım. Ondan sonra sizler de ben de dilerseniz her sırada farklı renk çiçek de kullanabilirsiniz. Bir zincirimi çektim. Herhangi bir yerden başlıyorum. Araya giriyorum. İpimi sol tarafa yatırıyorum. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Aynı yere geliyorum. 1 ve 2 defa trabzanı örerek tamamladım. Araya 3 zincirimi çekiyorum ve yeniden 2 tane trabzanımı bu noktaya örüyorum. Diğer trabzanımı üçlerin arasındaki yerler var. Bakınız burası, burası, burası bu şekilde üçlerimize dokunmadan ara boşluklara girerek yapraklarımızı örüyoruz. 2 trabzan, 1, 2, 3 zincir, tekrar 2 tane trabzan ve 2 ilerliyoruz. Evet, sıralamamızı bu şekilde örelim. Biraz büyüttükten sonra yeniden birlikte olalım. 3 sıra çiçeğimi ben ördüm ve çantam istediğim boyuta geldi. 3 sıra çocuk çantaları için yeterli olacaktır. Tabii daha büyütmek isteyenler bir sıra daha ekleyebilirler. Şimdi krem rengimle yine 3'er trabzanlık bölümümüzü ördüm. Üzerine artık yaprağımı ve çiçeğimi örmeyeceğim. Biraz krem rengimi düz bir şekilde öreceğim. Evet, şimdi geçişimizi birlikte çalışalım. Kaydırarak geçtim. İkinci trabzanımın da üzerine batıp kaydırdım. Şöyle tığımın ucu ipimi yarımlamıştım. Kaydırarak geldim. Tığımın başını doluyorum. Şöyle ilk olduğu için ilmeğimi biraz rahatlatıyorum. Tığımın başını dolayarak son trabzana ana gövdeden giriyorum. Ve bir, iki defa da alıyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere tekrar giriyorum. Bir, iki, üç tane trabzanımızı ana gövdeye yandan girerek örüyoruz. Bakınız, üçüncü trabzana yandan girip ördüm. Buraya üç tane trabzan ördüm. Tığımın başını doluyorum. Araya zincir çekmiyorum. Yine sondaki trabzana, üçüncü trabzanıma yandan giriyorum. Bir, tekrar tığımın başını doluyorum. Aynı trabzana yeniden yandan giriyorum. İki, aynı trabzana üçüncü kez yandan girişimi yapıyorum. Üç defa trabzanımı bir trabzan üzerine örüyorum. Bir defa daha çalışalım. Tığımın başını doluyorum. Zincir çekmiyorum. Üçüncü trabzanımı yanından girip diğer yanından çıkıyorum. Bir, aynı yere ikinci kez giriyorum. İki, aynı yere üçüncü kez giriyorum. Üç defa örüyorum. Yani üç tane düz trabzanımız vardı. Düz üzerlerine bata bata değil. Üçüncü trabzanımızın hepsine yandan girişimizi yapıp kabartı uyguluyoruz ve o şekilde örüyoruz. Zincir çekmiyoruz. Üçüncü trabzanı şöyle yandan alıyorum. Bir ve iki. Tekrar üçüncü trabzanı yandan. Bir, iki. Tekrar. İşlemlerimizin tekrarıyla sıramızı tamamlayalım. İkinci sıramıza da birlikte geçişimizi yapalım. Yine 3 trabzan ama bir yerin hepsini yandan girerek bir kabartı ve boyut oluşturuyoruz. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Son trabzana yandan girerek üçer üçer trabzanlarımızı hiç eksilme olmadan ördük. Şimdi yeni sıramıza da geçişimizi yapalım. Şuradaki ilk trabzanın tepesine batıyorum. İlk trabzanımın tepesine battıktan sonra ikincisine de kaydırıyorum. Üçüncüsüne de kaydırıyorum. İlmeğimi şu şekilde biraz rahatlattıktan sonra tığımın başını dolayarak üçüncüye yine giriyorum yandan ve bir, iki defa da alıyorum. Aynı yere ikinci kez giriyorum. Aynı yere üçüncü kez girerek örüyorum.
Araya zincir çekmeden yine üçüncü trabzanımı yandan alıyorum. Ve istediğimiz yükselti olana kadar geçişlerimizi aynı şekilde yapıp üçüncü trabzana yandan girerek üçer üçer yeni trabzanlarımızı örelim. İki ve üç. Üçüncüye yine yandan. Yeteri kadar ördüm. Geçişimi yapıyorum. İlk trabzanın tepesine şu şekilde batıyorum. Bir tane de zincirimi çektikten sonra ipimi buradan keserek tamamlıyorum. Kaç sıra ördüğüme bakalım. Şu şekilde sayabilirsiniz aradaki o geçiş iplerinden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra örerek tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, 7 sıramızı ördükten sonra şimdi yeşil rengimizde tekrar örmeye başlıyoruz. Bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum ve trabzanımızın herhangi bir yerinden gelerek batıyorum. Aynı yerden başlamamız gerekmiyor. Bunu 1 diye sayıyorum. 2, 3. İpimi sağ tarafa yatırıyorum. Sol tarafa pardon. Sırası ile trabzanların üzerine birer birer trabzanlarımı örüyorum. 3 tane trabzanım vardı. Her birine birer birer batıyorum ve örüyorum. Bir defa dolayıp 2 defa da çekiyorum. İpimi de gizliyorum bu arada. Birer birer hepsini örelim. Bir sıra trabzanımızı bütün trabzanların üzerine örerek geldim. Şimdi geçişimizi birlikte yapalım. Bakınız en son trabzanıma kadar ördüm. 3 tane zincirimi bulunduğu yere şöyle aradan girişimi yapıyorum. Tepesine yine 3 zincir çekiyorum ve üzerine batıyorum. İkinci sıramızı da örüyoruz. Üzerine bir sıra daha örelim. İkinci trabzan sıramızı da örerek tamamladım. Her birinin üzerine birer tane trabzanımızı ördüm ve bu şekilde tamamladık. Şimdi üçüncü ve son sıramızı örmeye başlayalım. Şöyle araya giriyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum. İki, üçüncü trabzanıma gelerek batıyorum ve bir, iki, üç, dört, 5 tane trabzanımı aynı noktaya örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 1 atlıyorum, 2 atlıyorum, 3'üncüye gelerek batıyorum. 3. trabzanıma battım. Tekrar tığımın başını doluyorum. 1 atlıyorum, 2 atlıyorum, 3. trabzana batarak aynı yere 5 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5'e tamamladıktan sonra 1, 2, 3'üncüye sık iğnemle batıyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3'üncüye 5 tane trabzanımı örüyorum. Ve bu şekilde 3. sıramızı da tamamlıyoruz. Sıramızın sonuna kadar ördüm. Bakın bu şekilde tamamladık 3. sıramızı da. Şimdi en son 5. trabzanımı ördüm. Şuradaki başlangıç yerime batıyorum. Başlangıç yerime battıktan sonra ipimi buradan kesmiyorum. Şimdi kulbunu örüyoruz çantamızın. Zincirimizi şöyle rahat rahat çekerek başlayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sıkışık çekmeyelim. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ben çekeyim sonra görüşelim. 60 zincir çektim. Çekmiş olduğum 60 zinciri şu şekilde çantamı büküyorum. Şöyle. Tam karşısına gelecek yere batıyorum. Şu kısma gelmekte şöyle ayarladığımız zaman şu boşluğa girelim. Şuraya giriyorum. Uzun ya da kısa tamamen kendi tercihinize göre örersiniz. Burayı sabitliyorum. Başını doluyorum. Batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Her bir zincir yuvası içerisine başını dolayarak giriyorum ve tek seferde çekiyorum. Biraz sıkı yapalım. Botlu durması.
Zaten zincirlerimizi rahat çekmiştik. Başını dolayıp diğer ucak kadar gelelim. Bak, başını doluyorum. Zincirin içerisine girip tek seferde çekiyorum. Giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Çantamızın sapını sona kadar ördüm. Şu şekilde elimle düzelttim yönünü ve hemen dibine batıyorum. Dibine batıp sabitledim. Bir, iki zincirimi çekip sıkıştırıyorum. Tığımın başını dolayarak dibine batıyorum ve yeniden yukarıya doğru başını dolayarak bütün trabzanlarım üzerine ikinci kez batarak diğer yöne doğru devam ediyorum. Çantamızın kolunu biraz kalınlaştırıyoruz bu şekilde. Sona kadar ördüm. Yine şöyle düzelttim. Bu düzeltmeyi ihmal etmeyelim. Düzelttikten sonra şuradan bir ve ikinciye batıyorum. Yani siz de uygun gelen yere batarsınız. Bir tane de zincirimizi çekip düğümümüzü atıp kesip tamamlıyorum. Ve bu kesmiş olduğum ipi iç tarafa doğru gizliyorum. Şimdi kurdelemizi de takalım ve çantamızı kurdelemizle birlikte tamamlayalım. Bakın kolumuz da şu şekilde ördük. Gayet yeterli oldu şöyle gördüğümüzde. Evet, şimdi kurdelemizi hazırlayalım. Sarı renkli kurdelemi aldım. Şöyle ortalıyorum. Ortaladıktan sonra şu ortadaki ikinci sıradaki trabzanıma giriyorum. Geçiriyorum. Şu iki kat yaptım ki geçmesi kolay olsun diye. 1, 2, 3, 4 tane trabzan bırakıyorum üstten. Aradan çıkarıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane trabzanı alta bırakıyorum. Diğer taraftan çıkarıyorum. 4 trabzan alttan, 4 trabzan üstten bırakarak devam edelim. Başlangıç yerimize kadar kurdelemizi getirelim. Kurdelemizi de takıp fiyongumuzu da bağladıktan sonra çantamız kullanılmaya hazır hale geldi. Şöyle minik, hoş, güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de bu çalışmamızı beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Yapacak arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Evet, yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.